Bir tartışma var gündemde. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yeğenini işte belediye iştiraklerinden birine yönetim kurulu başkanı olarak ataması. Her şeyin değişmesi gerekiyor değişim derken. Şimdi bu noktada İsmail biliyorum Mustafa Bozbey'le de konuştun. Gelen tepkileri de aktardın. Neden böyle bir şey yaptı diye sordun. Ne dedi? Nedir hikaye? Mustafa Bozbey'e bu bilgi doğru mu diye mesaj attım. Sonra beni aradı. Şimdi aslında ben Mustafa Bozbey'i seçimden önce gitmiştim. Bursa'da çok seviliyor. Çalışkan bir başkan. Nilüfer Belediyesi Başkanlığı döneminde çok başarılı bir şehir inşa etti. Ve örnek bir belediyecilik oluşturdu. Bursa'da da halk tarafından çok sevildiğini not etmeliyim. Dolayısıyla yani kendisiyle ilgili çok olumlu fikirlere sahip olduğumu söylemeliyim. Aradım kendisi, aradı beni. Yani bu bilginin doğru olduğunu söyledi. Yani yeğeninin Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin iştirak şirketinde başkan olduğunu söyledi. Neden böyle bir tasarrufa gittiniz dedim. Dedi ki yani Bursa Belediyesi uzun zamandır AK Parti tarafından yönetiliyor. Bu yüzden güvenilir insanlara ihtiyacım var dedi. Ondan sonra ben dedim ki yani zaten dedi yani çok büyük bir para almıyor. İşte 20 bin lira civarında yani öyle büyük bir servet aktarımı söz konusu değil. 20 bin lira civarında para alıyor ancak benim de çalışırken güvenilir insanlara ihtiyacım var dedi. Ben de dedim ki yani bu partinizde güvenilir başka bir insan yok mu? Yani yeğeninizi getirip iş başına koydunuz. O da Nilüfer Belediyesi'ndeki kadrolarını getirdiğini, çalışabilecek insanları görevlendirdiğini söylüyor. Orada bir genel müdürün olduğunu, genel müdürün yanı sıra bu görevde aynı dairede bir de aynı şirkette bir de başkanlık görevine yeğenini koyduğunu ifade ediyor. Aynı zamanda işte gençlerin gönlünü açmaktan bahsediyor. Ben de kendisine dedim ki yani Sayın Başkan bu sizin kendinizin de partinizin de aleyhine olur. Çünkü siz AK Parti dönemini bu türden liyakatsiz atamaları nedeniyle efendim yakınlarını iş başına getirmelerini eleştirmiştiniz. Şimdi aynı yönteme başvurmuş olacaksınız. Eleştirdiğiniz hatayı yapmış olacaksınız. O da az önce ifade ettiğimi tekrarladı. İşte aslında çok büyük bir maaş verilmediğini fakat işte şu aşamada güvenilir insanlara ihtiyacının bulunduğunu söyledi. Ben de koca Bursa'da, koca CHP'de güvenilir adam mı kalmadı dedim. Hatta dedim ki yani Bursa Belediyesi elbette AK Parti döneminden kalmış olabilir ama CHP'ye örnek oluşturan İstanbul ve Ankara belediyelerinde Mansur Yavaş ve İkremoğlu iş başına geldiğinde de aynı tablo. Belki daha ağır tablolar vardı. Çünkü bu iki belediye Bursa'nın kat kat üzerinde şeye sahip, oluşuma ve insan sayısına sahip. Fakat onlar yeğenlerini, evet, dayılarını, kızlarını, akrabalarını ne Mansur Yavaş ne İkremoğlu getirip belediyede iş başına koydu. Bu örneği verdim kendisine. Kendisi yani işte az önce söylediğim iki gerekçeyi söyledi. Yani anladığım kadarıyla bir geri adım atmayacak. Yani geri adım atmaması bence CHP'nin müdahale etmesi gerekir yani. Öyle ben kendisine de söyledim. Yani dedim ki yani o zaman bütün belediye başkanları, CHP'li belediye başkanları ben güvenilecek adam bulamıyorum diyerek oğlunu, tabii, kızını, dayısını, gelinini belediye yönetim kurulu üyesi atasın. Olsun bitsin yani o zaman AK Parti'yi mesela Sayan ailesini biz niye eleştiriyoruz? Sayanlar, Betül Sayan ve akrabayı talikatını niye eleştiriyoruz? Kavakçı ailesini niye eleştiriyoruz biz değil mi? Kavakçı ailesi devlete hücre hücre yerleşti. Yani CHP'liler de belediyede iktidar olabilir. Onlar da iktidara mı yerleşsinler yani? Onlar, peki, da belediyelere mi ailece yerleşsinler? Ben temenni ederim ki bu Mustafa Bozbey gibi belediye bir başkanı açısından yol kazası olsun. Bu kararını gözden geçirmesini temenni ederim. Bu arada şimdi ben yeğenini tanımıyorum. Furkan Bey herhalde çalışkan bir gençtir, eğitimli bir gençtir. Bir şey demiyorum. Ancak sordum hani özel bir becerisi mi var diye. Belki daha önce Nilüfer Belediyesi'nde eğitim deneyimi vardı. O da yokmuş yani herhalde. Orada da bir deneyim yok. Yani öyle bu hususta da bir üniversite eğitimi var ama çok belirgin bir belediye deneyimi de yok. Dilerim bunu gözden geçirirler. Geçirmezlerse de CHP müdahale etsin buna. Yani hiçbir belediye başkanı, bakın bu altını çiziyorum, CHP'liler bu zaferi yani 31 Mart'ı 89'a benzetiyorlar ya, 89'un 94'ü var, onu unutuyorlar. 89'la güle öğleye geldiniz, İSKİ'yle ağlaya ağlaya gittiniz. Eğer bu türden kayırmacılıklar, torpil,
israf, birkaç belediye başkanının açgözlülüğüne yenilirseniz size iktidarı vermezler. Alamazsınız. Peki. Bu tablo ders olması gerekir. Ya, hiçbir belediye başkanı da kendi yöresinde derebeyi değil yani. Cumhuriyet Halk Partisi elbette bu tür kararlara bence müdahale etmeli. Genel merkezin arada, müdahale etmesi gerekiyor. İsmail, 10 dakikam kaldı, Sinan Ateş'i hiç konuşamayacağız. Bitiriyorum. Durum böyleyken bazı yerlerde ise CHP'liler ağır bedeller ödüyor. Antalya örneğin. Antalya teleferik kazasında bu teleferiğin bakımını yapan şirketle ihalesinin imzalandığı tarihte, bakımın yapıldığı tarihte, kazanın yapıldığı tarihte o ANET şirketinin başında olmayan mevcut Tepez Belediye Başkanı halen cezaevinde. Evet. Aynı şekilde bugün beni şu Küçükçekmece'de bir su birikintisinde küçük bir kızımız hayatını kaybetmişti. Eda Nur adlı küçük kızımız hayatını kaybetmişti. Bu soruşturma kapsamında bir mühendis tutuklandı. Ve daire başkanım, yani Ağaç AŞ'nin daire başkanı Ali Sukas hakkında yakalama çıkarıldı. O da bugün adliyede konuştum. Tutuklanmayı bekliyor anladığım kadarıyla. Şimdi elbette ki burada o göletin açık bırakılması hadisesi büyük bir ihmal ve hata. Ve tamam, bunun sorumluları İsmail, tabii ki belediyenin ödemeli. Tamam, çok teşekkürler. Şimdi tabii şu...